Fenerbahçe Artem Zuba ile ilgileniyor. Rus santrfor, Kızıl Yıldız ve Paok'un tekliflerini reddetti. Detayları A-Spor muhabiri Ahmet Selim Kul bizlere aktaracak. Selim söz sende. Koray Boloğlu, teşekkürler. Fenerbahçe tabii transfer dönemine en hızlı giren takımlardan bir tanesi. Lincoln Henrique ve ardından Bruma transferlerini gerçekleştirdi. Forvet konusunda açıkçası takımda tabii şu anda birçok oyuncu var. Hatta Rossi'yi bile sayabiliriz. Samat da geri dönüyor. Bunun dışında Serdar Dursun, Berisha, Enner Valencia. Bu bölgede çok acele edilmeyeceğini duyduk ama tabii bir yandan da transfer hamleleri de hiç yapılmıyor değil. Bu konuda Artem Zuba şu anda boşta bir oyuncu. Bu oyuncuyla ilgilendiğini ifade edebiliriz Fenerbahçe'nin. Hatta temas olduğunu da söyleyelim. Karşılıklı fiyatlar üzerinden karşılıklı görüşler alındığını da söyleyebiliriz. Bu oyuncuya bir ilgi var. Oyuncu başka takımlar da ilgileniyor. Türkiye'den de farklı takımlar ilgileniyor. Bunun dışında Kızıl Yıldız ve PAOK bu iki takımda teklifte bulundu. Bu teklifleri mesela reddettiğini söyleyebiliriz Artem Zuba'nın. Fenerbahçe ile ilgili henüz hani bu iş oldu, oluyor. Hani böyle bir durumdan en azından benim bu şekilde ulaşabildiğim bir bilgi yok. Tabii ki her detaya da ulaşamayabiliyoruz bazen, bu parantezi de açalım. Ama Artem Zuba'ya Fenerbahçe'nin bir ilgisi var. Dediğimiz gibi hatta 1,5 milyon euro gibi bir maaş önerildiği, 2 milyon euro gibi de bir talebin olduğu gibi bazı detaylar var. Ama bunlar yine teyze biraz daha muhtaç ama ilgi olduğu konusunda net bir şekilde izleyicilerimizle paylaşabiliriz. Bu şekilde Fenerbahçe'nin forvet konusundaki çalışmalarından birine dair detaylar vermiş olalım. Selim, tabii şunu sormam gerekiyor. Rus basınında da çıkmıştı bu iddia. Daha önce İstanbul'a geldiği ve hatta görüştüğüne dair onu teyit ettirebildin mi? O bilgiye ulaşabildin mi? Yani bu akşam da bazı haberler düştü. Biz tabii her bir bazen Bruma işinde olduğu gibi direkt olarak gündemi düşürüyorsunuz. Bazen gündemde yabancı basında bir haber alıyor. Araştırmaya başlıyorsunuz ve doğru olduğunu öğreniyorsunuz. Bizim şu ana yaptığımız hani araştırmalar sonucunda ilginin olduğunu, bazı temaslar olduğunu ifade edebiliriz. Rus basında da bu akşam galiba bazı haberler yer aldı. Onun üzerinden araştırmaya başladık ve bu bilgiyi izleyicilerimizle paylaşabiliriz. Başka santrfor adayları var mıdır diye tabii soruyordur Fenerbahçeliler ama ben şunu sorayım. Zuba tarzı bir santrfor mu arıyor Fenerbahçe Selim? Yani uzun boylu yine yani bu konuda çok Sörloth'tan sonra çünkü o da benzer aslında yine evet, profilde. Yani bu konuda çok çok net hani Sörloth'ta mesela bir ilerleme görmedik. Çok çok net böyle bir tarifte bulunamayacağım açıkçası. Jorge Jesus yeni geldi. Yeni çalışmalara başladı. Daha takımda 3 antrenman gerçekleştirdi toplamda. Hani bu detayları biraz zamanla öğreneceğiz ama yani 4-4-2 oynama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yapılan transferlere baktığımızda, hedeflenen isimlere baktığımızda ve forvetteki isimlere bakıyorum. Berisha, Serdar Dursun, Zuba'nın hani tabii ki çok çok farklı özellikleri var ama yani olabilir ama direkt olarak bu tarzda oyuncular aranıyor diyebileceğim bilgiye ben henüz sahip değilim. Ama Zuba ile Fenerbahçe'nin bir temasının olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim ve bazı takımlarının teklifini reddetmiş ama şu anda Fenerbahçe ile ilgili böyle bir kapanmış defter yok. Bu süreç hala açık olduğu için biz de paylaşmak istedik. Selim, hazır seni yakalamışken bırakmıyorum tabii ki. Ön libero konusunu konuşuyorduk az önce. Bir liste evet, verdik. Bugün haberlerimizde de vardı. O listede bir sıralama var mı? Varsa bize yardımcı olur musun? Biz William Carvalho ilk sırada, onu biliyoruz. Evet, yani onu net bir şekilde söyleyelim. Belki arkasında Vinicius Souza'yı yazabiliriz. William Carvalho Fenerbahçe'nin çok net bir hedefi. Yani açıkçası detaya çok hakim olmadığım için çok net ifadeler kullanmak istemiyorum. Bir olumlu süreç kulağımıza çalınsa da biraz daha detay toplamaya çalışıyoruz bu konuyla ilgili. Ama Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi William Carvalho. Bu transfer hani olmaz kesinlikle gibi bir durum yok. Bunu söyleyebiliriz. Süreçle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son sorum olsun. Hazır bağlanmışken. Kim Minje meselesinde bir gelişme var mı? Fenerbahçeliler o konuyu da çok fazla merak ediyor çünkü. Yani bugün Kim Minje ile ilgili bazı olumluya çalan haberler oldu. Ama ben çok çok farklı şeyler duymadım geçmiş bilgilerime nazaran. Tabii ki süreç değişebilir. Fenerbahçe taraftarı bu akşam Stay Vitas, Duvar
Oyuncunun lakabı böyle bir mesai istek çalışması başlattı. Futbolcu kalması için bir baskı var. Hani süreç değişebilir ama bendeki en son bilgi şu. Bazı takımlar işte Leicester'ın son günlerde dahil olduğu iddia ediliyor. Dış basında Monaco, Napoli, farklı kulüpler ve bu kulüplerle ilgili temasların ciddi boyutta olduğunu duydum. Hani kalma ihtimalinin düşük olduğu bilgisi var bende. Süreci takip ediyoruz. Bu konuda da farklı bir şey öğrenirsek tabii ki paylaşırız. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Transfer gelişmesini bir kez daha hatırlatalım efendim. Fenerbahçe Artem Zuba ile ilgileniyor. Rus santrfor, Kızıl Yıldız ve Paon tekliflerini reddetti. Teşekkürler Ahmet Selim Kulsan'a da. Önemli bir isim tabii. Avrupa'da bilinen, yani Rus pazarından belki çok çıkmamış bir oyuncu ama hepimizin adını bildiğimiz bir santrfor ki Fenerbahçe'nin golcü listesinde yer alan oyunculardan birisi. Nasıl değerlendirsin? Asla Ergin? Pişman olmaz Fenerbahçe. Bak, riskli bir cümle kullanıyorum çünkü bunu çıkarıyorlar insanın önüne ama bunu bilerek kullanıyorum. Bir daha tekrar alalım o cümleyi. Asla pişman olmaz. Zuba çok uzun yıllardır hepimizin bildiği, takip ettiği ve birçok büyük takıma da zaman zaman yazılan bir adam. Bir kere son yıllarda 20'nin altına hiç düşmüyor. Atıyor yani adam. Evet. Milli takımda çok fazla gol atıyor. Yani 30'dan fazla golü var milli takımda baktığın zaman 50-55 maçta. Gerçekten fiziğiyle, oyun gücüyle falan ben Fenerbahçe'nin asla pişman olmayacağı bir adam. Hani Berisha Serdar şeyinin kalibresinin üzerinde. Ben Serdar'a çok saygı duyuyorum. Bütün emeğini ne varsa çocuk sahaya koyuyor. Bol ama onun birkaç tık üstü Zuba. Uluslararası tecrübesi de var. O yüzden Fenerbahçe bitirebiliyorsa bence asla pişman olmaz. Sen nasıl değerlendirirsin Levent Kartop? Bu arada güzel bir haber de geldi. Onu da şimdi detayına bakacağım. Paylaştı mı henüz bilmiyorum ama güzel bir bilgi en azından. Konyaspor Bate Borisov'la eşleşmişti biliyorsunuz Belarus ekibiyle. İki maçında Konya'da oynanmasını istiyordu. Ya işte ne olursa ol yine gel diyor Konya'ya yani. Ne güzel. Ve Bate Borisov kabul etmiş. İki maçta Konya'da oynanacakmış. Bu da bir son dakika haberi olarak sizlere aktaralım. İnşallah sonu da tur olsun Konyaspor adına. Güzel bir gelişme. Tabii. Ben de bir eski Konyasporlu futbolcu olarak onları da buradan kutluyorum 100. yıllarına. Biliyorsunuz kutlamalar var şu anda. Evet. Daha önce bizi de davet etmişlerdi. Konyaspor bu sezon çok güzel sezon geçirdi. İlhan Hoca ve ekibini de tebrik ediyorum. Evet. Evet. Şimdi Fenerbahçe'ye dönelim. Şunu tabii söyleyeyim. Serdar Dursun'la ben Denizspor'da çalıştım. Gerçekten de saygı duyulması gereken bir oyunculardan bir tanesi. Çok çalışıyor. Evet. Çok özverili. Milli takımda da gösterdiği başarı da yani insanlar takdir etmesi gerektiği düşünüyorum. Belki çok beklenti içine girmedi Fenerbahçe alırken Serdar ama bence beklentilerin üstüne çıktı diye düşünüyorum. Zuba gibi bir oyuncu da Fenerbahçe'ye geldiğinde yani iyi bir formalı savaş olur. Tabii ki Zuba bir adım daha önde ama Fenerbahçe doğru transfer yapacağını düşünüyorum. Ben de senin söylediklerine katılıyorum kesinlikle. Tribünleri coşturacak bir insan, takımı ateşleyebilecek bir insan. Gösterdiği mücadele, agresif yapısı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir oyun kalitesinde. Doğru bir transfer diye düşünüyorum. Tabii imza aşamasına geldiler mi gelmediler onu bilmiyoruz ama kırmızıyı verdiğine göre de herhalde imzaya atacaklar diye düşünüyorum.